Irak devam ediyor sloganı altında Başbakan Muhammed Ciya Sudani'nin riayetinde 47. Bağdat Uluslararası Fuarı'nın faaliyetleri geçtiğimiz çarşamba günü başkent Bağdat'ta başladı. Fuarda Türkmen milli kıyafetle yapılan Türkmen oyun havası etkinliğe özel bir dokunuş kattı. Biz Kerkük'ten gelmişiz vafıd olarak. Türkmen olsun, Arap olsun, Kürt olsun, Mesih olsun. Gelmişiz burada ve herkes eserin görsedir. Mağarada Bağdat Duvarı'da. Güzel maratan vardı. Bugün 47. maratan katıldık. 47 yıldı bu maratan açıldı. İşte bu 4 maratandı burada katıldık. Hamdolsun fırkat fırın şabiyeyden yani gelmişiz buraya. Yani biz hepsi mühtevamız yetirecek havlu alem. Mesela Kerkük, Türkmen'i görsek, Almanya'da görsenecek, Türkiye'de görsenecek, Azerbaycan'da görsenecek, her yerlerde görsenecek, İran'da görsenecek. Fuar, medeniyeti yansıtan, yabancı yatırımcıların cazibesini artıran, Irak ve uluslararası özel sektör arasındaki işbirliğini artıran, ülkede ekonominin güçlenmesine ve yeniden imar ve kalkınma çabalarının desteklenmesine katkı sağlayan folklorik, sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Biz bugün burada davetiye geldi bizim için. Fırkat Fünun-i Şabiye Kirkuk, Kerkük'ten gelmişim. Bu birinci davetiye dergi bizim için. Biz çok merajanlara katıldık. Hatta harcıl Kirkuk, dahil Kirkuk dergi, harcıl Kirkuk, Dural Avrupa, istimrardı bizim katılışımız. Yani davetiyemiz durmaz, istimrardı işimiz. Ha, bir gün de burada 47. günün kutlaması günüdü. Bizim için davetiye geldi. Biz de geldik. Teşerrüf ettik özleriyden. Çok çok memnunuz. Selamımız vardı hepsilerine. Bu, Kerkük Halk Oyunları takımı, Irak içinde ve dışında birçok etkinliğe katılmanın yanı sıra Bağdat Uluslararası Fuarı'na 4. kez katılıyor. Tabii biz Türkmen olarak, Kerkük Halk olarak bizim için davetleme geldi. Devlet-i Reis'ten. Biz Türkmen olarak Türkmen temsilcisiyiz aynen. Tabii bu davetleme çok memnunuz. Devlet-i Reis'ten Mehmet Şah Sudani'den ki davet etti bizi khas. O yüzden de biz çok çok memnunuz. Tabii bizi şereflendirdiniz. Mukabele o yüzden memnunuz sizden.